Vay vay vay. Ay canım. Ya. Şimdi burada kuzuları bütün şekilde böyle asıp bu kapağı kapatıp çamurla sıvıyoruz. 2,5 saat civarı kuzunun durumuna göre bu hale geliyor. Sıcak. Tamam bir kavanoz. Yetmiyor. Hayır tamam canım. İsterseniz de söyleyeyim. Muhteşem. Çok... Herkesin gelip gerçekten. Taş köprüye bu tadı, bu lezzeti tatması gerekiyor. Kastamonu ili ve yerel lezzetlerini tanımak üzere bulunuyoruz. Bugün Taşköprü'de geçireceğiz zamanımızı. Taşköprü'nün yerel lezzetlerini deniyoruz ve ilk olarak burada bir kuyu kebabı, meşhur kuyu kebabı test etmek istedik. Geleneksel bir yapımla yapılıyor gördüğüm üzere. Tadım yaptığımızda oldukça lezzetli buldum ve bu geleneksel yöntemin ve bu tadın devam ettirilmesini diliyorum. Taşköprü'ye ait bu lezzetin herkes tarafından bilinirliğinin artmasını da temenni ediyorum. Bütün bölgenin başkenti olduğunu bu arkadan da görürsünüz. Şimdi göreceğiz hızlıca. Odeon açık, Macellum Forum Agora. Kastamonu Valiliği himayelerinde ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda turizm ekosistemindeki bütün paydaşlarımızla işbirliği içerisinde 2022 yılı için bir dizi etkinlikler planlamıştık. Kastamonu destinasyonunu tanıtma ve geliştirme odaklı bu faaliyetlerin bir tanesini 24-26 Mayıs tarihleri arasında Kastamonu Gastronomi Tanıştırma Turu olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz. TÜRSAP Gastronomi İhtisas Başkanlığı işbirliğiyle 3 gün boyunca gastronomi odaklı faaliyet gösteren seyahat acentelerini bölgemizde ağırlıyoruz. Bu çerçevede hem misafirlerimize Kastamonu tarihini, doğal güzelliklerini, kültürel çeşitliliğini ve destinasyondaki ürün çeşitliliğini göstermeye çalıştık. Şubat ayında 15 itibaren Taşköprü tarımsı ekilmeye başlayacak. İlaç kullanımına ve gübre durumuna göre otların hani fazla isabet etmek isteriz. Güzel çıkarma işlemi biraz daha renkli olur. Sarımsak. Kazmayla kazıyoruz. Çıkıyorsun. Sonra o kazmayla etrafını evet. Şimdi bak bunu aldım. Ha, ne güzel bu. Yani, hadi bir de sofraları. Basmayın efendim bir saniye. Kastamonu'ya geldik. Evet, biz daha önce geliyormuşuz ama Kastamonu'yu çok gezmiyormuşuz. Onu öğrendik. Kastamonu'nun çok güzel yöresel lezzetlerinin olduğunu öğrendik. Artı bu tarlaya gelişimiz Taşköprü sarımsağının da gerçekten tanıtılması gerektiğine inanıyorum. Temmuz ayından önceki aldığımız sarımsakların Taşköprü sarımsağının olmadığını öğrendik. Bu da çok güzel bir bilgi. Bunu da herkese bildirmemiz, göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle sofralarımızdan eksik etmiyoruz Taşköprü sarımsağı. O dönem Roma Senesi tarafından bulunduğumuz bu bölgede bir ordu bölgede yine su, şarap, zeytinyağı gibi sıvılar bunlar içerisinde daha soğuk bir şey o dönem buzdolabı olmadığı için. Onun dışında şu orada maske anlamında. Onu da temsil için evet bizde farklı şekilde tasvir edilmiş. Çok süresince ama kısa sürüyor. Onun da nedeni bakanlık maalesef böyle küçük hızlara başlıyor. Mozaikli alanlarımız var. Tamamen burası açıklığa çıktığı zaman orada da... İksiri Çiftlik olarak, İksiri Çiftlik markasıyla ve aynı zamanda organik tamadan sapı turşusunu beraber yapacağız. Çiftliğimizin çok topladığımız ürünler ve onlarla beraber işlediğimiz süreç oluyor. Coğrafi işareti aldı geçen sene bölgeye has, Dada'ya özgü. Aynen öyle. Şuraymış. Kuş
için burnu marmara. Tamam, onun rengi ne kadar şey. Ürünlerin en büyük özelliği şeker parçası. Evet, şeker parçası var. Eyvallah, elma suyu konsantre. Pambar sarmasını yapıyoruz. Böyle bir modelde çalışıyor. Mutfağımızda. Turşusu. Hiç aşağıya bakmıyorum. Ses çıkıyor değil mi? Geliyor. El sallıyor. El sallıyor. Tamam abi, görüyorum ben sizi. Çok güzel. Ormanlarında çok güzel bir ikisi de güzel bir yaptı. İstanbul'dan geldim. Kastamonu Gastronomi infosuna. Kastamonu'yu çok beğendim. Daha önce de bir kez gelmiştim ama bu seferki geliş ve gezilerimiz daha bir farklı oldu. Çünkü amaç Kastamonu'nun gastronomisini ve doğal güzelliklerini tanımaktı. Bu kanyona ilk defa geldim. Çok güzel, çok beğendim. Cam teras olayı da gayet iyi olmuş en azından doğanın korunması açısından. Naylon takılmış ona, ondan kurtulmak istiyor tabii. Bundan sonra bilardo, yani hem çocuklara eğitiyor, hem büyüklere eğitiyor. Burada bizim dere yataklarında var olan müthiş bir şey yapıyor. Yani böyle manken ruhu. Tabii. Hasan Bey yardımcı olsun. Mustafa Bey yardımcı olsun. Coğrafi işaretini almış olduğumuz 600 yıllık geleneksel kıyafetimizi giyen bayanlarımızın yapmış olduğu yöresel yemekler bölgemizin, Azdavayımızın en büyük değerleridir. Bunların başında sadece Azdavay ve Pınarbaşı'na ait olan bu bölgede bilinen kara çorba vazgeçilmez bir menümüzdür. Adeta bir şifa kaynağıdır. Her içenin tekrar buraya sırf bu çorbayı içmek için geleceğinden hiç kuşkumuz yok, hiç şüphemiz yok. Aynı zamanda bölgemizde banduma, yine siyez unundan birçok çeşit ürünler sunulmakta. Ispıt kavurması, sirkeye notunun kavurması ve ısırgan otunun kavurması gibi özellikle sebze türü kavurmalarıyla doğal ürünlerimizin yöresel yemeklerimiz arasındadır. Standart ama değişiyor. Görüntüyle vesaireyle aynı şeyi yakalamaya çalışıyor. Gastronomik anlamdaki Kastamonu bu anlamda artık kendini de gösterir bir hale geldi. 800'ün üzerinde yemek çeşitliliğine sahip Kastamonu'da coğrafi işaretli ürünlerden bir tanesi de ilçemize ait ki bu da kara çorba. Bu kara çorbada doğada
doğal ortamda kendi haline yetişmekte olan kızamık bitkisinin yaklaşık 14-15 saat kaynatılması suretiyle ve köy hindisi köy tavuğuyla harmanlanarak ortaya çıkarılan bir lezzet ki bu şu ana kadar bunu tadıp da beğenmeyeni de görmüş değilim. Ballı börek. Yani bu da muhteşem bir tat. Bunun yanı sıra yine doğada yetişen otlardan mesela ıspıtın saplarından kavurmayı, yaprağından dolmayı ve yine doğada birçok yerde yetişen çok çeşitli mantarla gastronomik anlamda da Pınarbaşı kendini göstermekte.